5. sınıf fen bilimleri ders kitabı 4. ünite madde ve değişim sayfa 96 hazırlık çalışmaları maddenin halleri nelerdir hal değişimi hakkında neler diyorsun maddenin hallerini biz önceki sınıflarda öğrenmiştik katı sıvı ve gaz halleri vardır 2. sizce kaynama ve buharlaşma aynı olay mıdır hayır kaynama ve buharlaşma aynı olay değildir kaynama Belirli bir sıcaklıkta tüm sıvının gaz haline dönüşmesi iken buharlaşma herhangi bir sıcaklıkta sıvı yüzeyindeki moleküllerin gaz haline dönüşmesidir. Sayfa 99 Dışarıdan ısı alan mumda ne gibi değişiklikler gözlemlendi? Dışarıda mum ısı aldığı zaman dışarıdan mum parçalarının eridiğini ve sıvı hale geçtiğini gördük. Erime işlemi mumun katıdan sıvı hale geçmesini temsil eder. 2. Erimiş haldeki mumun donması için ne yaptınız? Mumun donması için mumu oda sıcaklığında Su dolu bir behar dolasının içine koyarak bir süre bekletirsek sıvı haldeki mum katı hale tekrar dönüşecektir. 3. Erime ve donma olaylarına günlük hayattan örnekler verelim. Günlük hayatta suyun buzluğa konularak dondurulması donma olayına, buzun oda sıcaklığında erimesi ise erime olayına örnektir. Sayfa 103 suda kabarcıklar oluşmasının sebebini soruyor yukarıdaki etkinliğe göre. Suda kabarcıklar oluşmasının sebebi suyun ısınarak kaynama noktasına ulaşması ve buhar haline geçmesi. 2. Beher glas ve kabın içinde hangi olay gerçekleşti? Beher glas içinde su kaynadı ve buhar haline geçti. Kabın içinde su döküldüğünde ve streç filmle kapatıldığında ise buz kalıpları sayesinde su buharı yoğunlaşarak tekrar su haline geçti. 3. Buharlaşma, kaynama ve yoğuşma olaylarına günlük hayattan örnekler verelim. Kaynama örneği tencerede kaynayan su veya süt. Yoğuşma örneği soğuk bir içeceğin etrafında oluşan su damlacıkları veya banyodaki aynadaki oluşan su damlacıkları örnek olarak verilebilir. Sayfa 105 Beher glasın içindeki iyotta ve saat camının altında ne gibi değişiklikler gözlemediniz? Beher glasın içinde iyot ısındıkça gaz haline geçti ve saat camının altında kralalaşma ile iyot kristalleri oluştu. Beher glasın içinde ve saat camının altında hangi olay gerçekleşti? Beher içinde süpürgeleşme gerçekleşti. Iot doğrudan katı gaz haline geçti. Güçte ise bu etkinlikteki hareketle süblimleşme ve kırılaşma olayı nasıl gerçekleştiğini yazalım. Süblimleşme ve maddenin katı halden gaz haline direkt geçişi, kırılaşma ise bunun tam tersi, gaz halden direkt katı hale geçişi temsil eder. Sayfa 106 Tereyağının erimesi ısı alır, suyun donması ısı verir, ıslak çamaşırların kuruması ısı alır, Naftalinin süblimleşmesi ısı alır, camların buğulaşması ısı verir. Araba camlarında kıralaşma görülmesi ısı verir. Dondurmanın erimesi ısı alır. Yağmurun oluşması ısı verir. Sebzelerin kurutulması ısı alır. Açıkta bırakılan oyun hamurunun kuruması ısı alır. Sayfa 107 buradaki boşlukları dolduralım. Süblimleşme katıdan direkt gaza geçişti. Kitabımız zaten vermiş. Katıdan sıvıya geçiş erime. Sıvıdan gaza geçiş buharlaşma. Bir de bunların tam tersi var arkadaşlar. Gazdan sıvıya geçiş, yoğuşma. Sıvıdan katı, katıya geçiş, donma. Gazdan direkt katıya geçiş, kararlaşma. Sayfa 108 hazırlık çalışmaları. Çevrenizde gördüğünüz maddeleri birbirinden ayırt etmek için onların hangi özelliklerinden yararlısınız Ayırt etmek için arkadaşlar renk, şekil, doku ve büyüklük gibi görsel ve dokunsal özelliklerden faydalanabiliriz. Madde miktarı maddelerin ayırt edici özelliklerine ne değiştirir mi? Madde miktarı maddenin ayırt edici özelliklerini değiştirmez. Yani 1 gram olması da 1 kilo olması da hiç fark etmez. Ancak aynı türden daha fazla veya daha az madde olmasını sağlar. Sayfa 111. Parafinin erime ve donma sıcaklığı hakkındaki öğrendiklerinizi yazalım. Parafinin erime ve donma sıcaklığı genellikle çok yakındır ve bu sıcaklıklarda parafin katı halen sıvı hale veya sıvı halen katı hale geçiş yapar. Bu etkinlik parafinin belli bir sıcaklıkta eridiğini ve soğuduğunda yine belli bir sıcaklıkta donduğunu bize gösterir. Sayfa 113 bana yukarıda zaman sıcaklık grafikte verilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki yapmış olduğumuz etkinliğe göre sorularımızı cevaplandıralım. Suyun sıcaklığında nasıl bir değişiklik gözlemlediniz? Etkinlik sırasında suyun sıcaklığının zamanla arttığını gözlemledik. İlk olarak su oda sıcaklığında iken ısıtıldıkça sıcaklığın yükseldiğini ve belli bir noktada Kaynama noktasına ulaştığını gözlemlediniz. Kaynama noktasına ulaştığında suyun sıcaklığı bir süre sabit kaldı ve su buharlaşmaya başladı. Bu etkinlik suyun ısındıkça sıcaklığın nasıl değiştiğini ve belli bir sıcaklıkta hal değişikliği yaşadığını göstermektedir. Altındaki soruları cevaplandıralım grafiklere göre. A maddesinin erime sıcaklığı 35 santigrat derecedir. Evet burada bakın 35 derecede belirli bir süre aynı sıcaklıkta kaldığı için arkadaşlar burasında erime gerçekleşmiştir. Doğru. B maddesi 10 santigrat derecede donmaktadır. Evet B maddesine bakalım. Burada 10 santigrat derece vermiş. Burada benim 70 derecede bir hal değişimini gözlüyorsunuz. Bu bilgi yanlış. A ve B maddelerin erime sıcaklıkları aynıdır. Erime sıcaklıkları birinin 35, birinin 70'tir. Bu bilgi de yanlış. 4. A ve B maddeleri farklı maddelerdir. Kaynama dereceleri farklı olduğu için bu bilgi doğru. A maddesi 10. dakikada da sıvı haldedir. Evet A maddesine bakalım. 10. dakika burada artık hal değişimi olduğu için cevabımız doğru. Sayfa 116 doğru yanlış. Yanan sobanın ısısı 20 santigrat derecedir. Yanlış. Yazın hava sıcaklığı yüksektir doğru. Dondurma erirken çevresinden ısı alır. Doğru. Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır. İkisi de arkadaşlar farklı kavramlardır. Bebeğin vücut sıcaklığı 37 santigrat derecedir. Doğru. Sıcaklık alınıp verilebilir. Yanlış. Sıcaklık değil ısı al alınma verim ısı alışverişi olur. Isı bir enerji çeşittir. Doğru. Su buharlaşırken çevresinden sıcaklık alır. Yanlış. Sıcaklık termometre ölçülür. Doğru. Isının birimi kalori veya juldur doğru. Sayfa 118 yorumlayalım bölümü. Sıcak ve soğuk su karıştırılınca termometrenin gösterdiği değerler nasıl değişti? Sıcak ve soğuk su karıştırılınca termometrenin gösterdiği değerler birbirine yaklaştı ve orta bir sıcaklık değeri elde edildi. Karış... İkinci soru. Karıştırılan suyun son sıcaklığı sıcak su ile soğuk suyun sıcaklık değerlerinin arasında olmasının sebebi nedir? Burada Sıcak su enerjisini soğuk suya aktararak soğurken soğuk suda aldığı enerjiyle ısınır. Böylece karıştırdığımız suyun son sıcaklığı sıcak su ile soğuk suyun sıcaklık değerlerinin ortalaması şeklinde oluşur. Sayfa 119. Hangi cisim ısı vermiştir? Evet burada ısının akış yönü ne taraf arkadaşlar? A'dan B'ye doğru olduğu için arkadaşlar A burada A'dan B'ye ısı akışı olmuş. Isı veren A. Hangi cismin ilk sıcaklığı daha yüksektir? Isı akışı B'ye doğru olduğu için A daha sıcaktır. Hangi cismin sıcaklığı artmıştır? Burada A B'ye ısıtmıştır. Isı alışverişi ne zaman tamamlıdır? Son sıcaklıkları ikisi de birbirine eşitleneceği kadar devam eder. Cisimlerin son sıcaklıkları nasıldır? Artık ikisinin sıcaklığı eşitlenmiştir. Isı alışverişi buradaki maddelere bakalım. Birisi 60 birisi 30'muş. İkisinin sıcaklığı farklı olduğu için arkadaşlar. Bu ikisinin ortasında yani 45 derece civarında eşitliğinin ısı alışverişi olur. Burada 60'tan 30'a doğru bir e, akış gerçekleşir. 18-90 burada da 90'dan 18'e doğru bir akış gerçekleşir. İkisi de 25 olduğu için ısı alışverişi olmaz. Sayfa 122 yukarıdaki etkinliğe arkadaşlar soruları cevaplandıralım. Küreyi ısıtmadan önce çemberden geçti ancak küre ısıt ısıtınca genleşme olduğundan dolayı çemberden geçemedi. Küreyi soğuttuk. Tekrar büzülme olduğu için çemberden geçti. Buna göre kürenin çemberden geçmemesinin, geçmemesinin sebebi kürenin çemberden geçmemesinin sebebi ısıtıldığında genişlemesidir. İkide ise buradaki genleşme ve büzülme olaylarını arkadaşlarınıza anlattığını diyor arkadaşlar. Genleşme maddelerin ısıtılmasıyla atomlar arasındaki maddenin mesafenin artması ve dolayısıyla maddenin hacminin büyümesidir. Büzülme ise hacminin Küçülmesidir. Sayfa 123. Pipetteki su seviyesinin değişmesinin sebebini soruyor bana. Bu su değerin değişmesi suyun sıcaklık değişikliği nedeniyle genleşme veya büzülmeden kaynaklanır. İkide ise pipetteki su seviyesinin değişimine göre hangi durum genleşmeye hangi durum büzülmedir. Sıcak suya maruz kaldığında su genleşir. Soğuk suya maruz kaldığında soğumada ise büzülmeye örnektir. Sayfa 125. Plastik şişenin ucundaki balonlarda nasıl bir değişiklik gözlemlediniz? Sıcak suya maruz kaldığında plastik şişenin ucundaki balon genişler. Soğuk suya maruz kaldığınız ise üzülür. Evet, e, genleşmede hava geldiği için balon genişliyor. Büzülmede adı üstünde balonda küçülüyor. İki de balonda görülen değişikliğin sebebi burada ısının etkisiyle gazların genleşmesi ve büzülmesinden kaynaklanmaktadır. Sıra sizde bölümünde ise buradaki tellerin ilk uzunluğu ve son uzunluğu vermiş. 15 santimden 16 santim arttığı için burada genleşme var. 21'den 22'de yine genleşme var. 12'den 11'e düşmüş. Burada da büzülme, kısalma var. Sayfa 126 doğru yanlış. Buharlaşma sırasında saf maddelerin sıcaklığı değişmezken kaynama sırasında saf maddelerin sıcaklığı değişebilir. Bu bilgi yanlış saf maddeler erime, donma ve kaynama sıcaklıklarına bakılarak ayırt edilebilir. Evet saf madde olduğu için arkadaşlar maddelerin kaynama ve erime noktaları farklı olabilir. Maddelerin genleşme ve büzülme özelliğinden günlük hayatta pek çok alanda yararlanılır. Doğru. Beşinci çıkış. Yukarıdaki bilgileri genleşme ve büzülme olarak yazalım. Sıcak çay konulan bardağın çatlaması, genleşme, Kış aylarında elektrik tellerinin kısalması, büzülme. Buzdolabına konan balonun küçülmesi, büzülme. Güneş ışınları altında bir süre bekletilen deodorant içerisinin patlaması, genleşme. Sıcaklık azaldıkça termometrik sayı seviyesinin azalması, büzülme. 6. Soğuk ortamlarda termometrik sayı seviyesinin azalması, yukarıdaki tam tersi, büzülme. 7. Yaz aylarında gözlük camlarının, düşmesi genleşme Kapağı sıkışan kavanozun sıcak suya konulunca kapağının açılması genleşme 9 kışın bisiklet lastiklerinin hacimlerinin azalması büzülme tren rayları arasındaki boşluğun sıcak havada azalması genleşme sayfa 128 doğru yanlış maddenin ısı etkisiyle bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir doğru Maddeler erime ve donma olayları sırasında dışarıdan ısı alır. Bu bilgi yanlış. Hem erime hem donmada ısı almaz. Erime de ısı alır, donmada ısı verir. Sıvılar her sıcaklıkta kaynar, her sıcaklıkta kaynamaz. Sıvıların kaynama dereceleri farklıdır. Yanlış. 4. Saf katı batıları belli bir erime noktası vardır. Doğru. 5 saf maddelerin kaynama sıcaklığı maddenin miktarına bağlıdır. Maddenin miktarına bağlı değildir. Sadece kaynama süresi uzar arkadaşlar. Örneğin küçük bir çaydanlıkta büyük bir çaydanlıkta suyun kaynama sıcaklığı aynıdır. Ancak kaynama süreleri farklıdır. 6. Sıcak ve soğuk maddelerde temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi gerçekleşir. Doğru. 7. Isı ve sıcaklık kavramları birbirlerinin yerinde bir Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Yanlış. 8. Genleşme ve büzülme olayı birbirinin tersidir. Doğru. 9. Sıcaklık ısının bir göstergesidir. Doğru. 10. Yazın tren raylarının uzaması büzülme diyor. Uzaması genleşmedir. Yanlış. Boşluk doldurma. Katı maddelerin doğrudan gaz hale geçmesi. Süpürmeşme. Gaz haldeki maddeler yoğuşurken dışarıya ısı verir. 3. Ayırt edici özellikler saf maddeler için geçerlidir. 4. Termometredeki sıvının alçalması büzülme olayıyla açıklanır. 5. Sıcaklık termometre ile ölçülür. 6. Isı kalorimetre kabı ile hesaplanır. 7. Isı alışverişi maddelerin son sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder. 8. Maddelerin ısılara hacmin artmasına genleşme denir. 9. Saf maddeler için erime sıcaklığı ayırt edici bir özelliktir. 10. Sıcak hava... Balonlarında gaz maddelerin genleşme ve büzülme özellikleri yararlanır. Sayfa 129. Yukarıdaki oraları gerçekleşme şekillerine göre ısı alarak, ısı vererek şekilde gruplandığında hangisi farklı bir grupta yer alır? Evet buradaki kıralaşma arkadaşlar farklı bir grupta yer alır. 2 deneyler vermiş arkadaşlar. Bu deneyle hangi yorumlar yapılabilir? Deney 1'e bakalım. İyot buharı ve katı iyot parçaları var. Burada iot kat olduğu için direkt kat halden gaz hale geçiş var. Yani süblimleşme olacak. Bir numara doğru bir olmadı. B'yi eledik. İkinci deneyde gözlenen hal değişimin adı donmadır. İkinci deneyde donma yok. İkisi yanlış. C'yi de attık. İkinci deneyde iot borunun katı iotla dönüşmesi için ısı vererek gerçekleşen bir hal değişimidir. Doğru cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. iki tane kabımız var. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum doğrudur. Kaynama süreleri farklı kaynama nokta aynıdır. Evet burada bir an önce çaydanlık örneğinde söylemiştik. Betül'ün dediği doğru. Dördüncü soru aşağıdaki tabloyu inceleyelim. Çinko, su, gümüşün donma noktaları verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Gümüşün kaynama noktası diğerlerinden düşüktür. Bakalım en büyük olduğu için bu bilgi yanlış. 5. Yukarıdaki metinde kaç numara cümlelerde ısı veya sıcaklık kavramları hatalı kullanılmıştır? Hava ısısının eksi 5 santigrat olduğu bir kış gününde ısı değil sıcaklık Bir numara yanlış C'ye attık. Okuldan eve kadar yürüyen Elisa o kadar üşümüştü ki sanki vücut sıcaklığı düşüğünü hissediyordu. Bu bilgi doğru. Annesi kapıyı açtığında anne ellerim çok soğuk. Kalifer petiğine dokunayım da tetikten ellerime sıcaklık geçsin. Sıcaklık değil ısı geçici olacak. Cevabımız B şıkkı yanlıştır. 6'da yine bir e, deneyimiz var. Buna göre hangileri yukarıdaki anlatan durumla benzerlik gösterebilir? Buradaki e, bakır tel ısıtıldıkça cisime ısı geçişi oluyor. Sıcaklık arttıkça termodik sıvı seviyesinin yükselmesi geçişten dolayı doğru. Soğuk bir yerde kalan balonun sönmesi farklıdır. Demir yolu raylarının uzaması genleşmeyle olacak arkadaşlar 1 ve 3 cevabımız D şıkkı 2 büzüşmedir. 7. soru hangileri doğrudur? Isı enerjisi bir maddeden diğerine aktarılabilir. Doğru. Çaydan kaşığa doğru bir ısı akışı olmuştur. Sıcaktan soğuğa doğru. Doğru. Çayın sıcaklığı bir süre sonra artmıştır. Artmaz, azalır. Isı akışı sıcaklık yüksek olan maddeden sıcaklık düşük olanına doğrudur. Cevabımız B şıkkı 1 2 4. 8. soru. Yukarıdaki verilen genleşme ve büzülme olaylarına eşleştirelim. Sıkışan kavanoz kapağı ısıtılınca açılması, genleşme, soğuk beton üzerindeki bekleyen plastik topun hacminin küçülmesi, büzülme, metal kalifer radyatörü ısınırken ses çıkarması, genleşme, cevabımız C şıkkı. Yazın denizden çıktığımızda kısa süre üşünme hissederiz. Bunun sebebini soruyor arkadaşlar. Buradaki kalan su damlaları vücudumuzdan ısı alarak buharlaşır. Buharlaşma süresinde arkadaşlar vücut sıcaklığımız düşer. Üşüme hissi yaşarız. İkide ise 14, 14, santigrat derece olan A sıvısı ile 2 santigrat derece olan B sıvısı karıştırmış. Hangi sıvı ısı alır? A sıvı sıvısı ısı alır. Hangisi özür dilerim ısı verir. A sıvısı ısı alan B sıvısı. A sıvısının sıcaklığı arttı mı azaldı mı? A sıvısının sıcaklığı azaldı. Genleşme ve büzülmeye örnekler yazın. Elektrik telleri ısının etkisiyle genleşmesi. Büzülme değilse bunun tam tersi. Gaz haldeki maddelerin dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmesi. Buharlaşmadır. Yanlış. Sıcaklığı aynı olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Doğru. Gözlük çerçevesine cam takılırken genleşme ve büzülme olayından yararlanılır. Doğru 5. çıkış. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.